Sayın Komisyon, değerli vatandaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün Denizli Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara da şifa diliyorum. Doğu Karadeniz Bölgesi Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2011 yılında 642 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. Süreli kurulan bu kurumun görev süresi şimdilik 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Görev alanı Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsamakta, toplam olarak 77.400 kilometrelik alanda hizmet vermeye çalışmaktadır. DOKAP'ın amacı bölgenin kalkınmasını sağlamak ve bölgeler arasındaki kalkınma dengesizliğini de ortadan kaldırmaktadır. Bu amaçla DOKAP Başkanlığı bölgede yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, proje destekleme gibi bir sürü işlevi yapmakla görevlendirilmiş. Bir bakayım dedim personel sayısını. 2022 tarihli Sayıştay denetleme raporuna göre personel sayısı 2022'de 68, şimdi 73 gözükmekte ve bunun çok azı da teknik personel. Dolayısıyla bu yapıdan bizim etkin, verimli, gerekli bir yatırım yapılmasını beklemek, bunların denetimini beklemek mümkün değildir. Sağlıklı değildir. Peki öyleyse sayılara bakayım, hangi projeleri yapmışlar dedim. Buraya baktığımda da ilginç bir şey gördüm. 2002 yılında 18 ana projenin hiçbiri gerçekleşmemiş. 162 alt projenin 32'si tamamlanmış, 3'ü de iptal edilmiş. Ve toplamda 376 trilyon 727 bin 744 TL aktarım yapılmış. Peki nereye aktarılmış diye baktığımda, bu dönüp bütçeye mi aktarılmış diye baktığımda Sayıştay raporunun denetleme kısmıyla karşılaştım. Diyor ki yasaya aykırı bir şekilde aslında kuruma aktarılması gereken artan para maalesef aslında o yıl projelerini bitirmemiş olan uygulayıcılara aktarılıyor. Yani orada kalıyor, orada tutuluyor, ondan sonraki bütçe dönemine aktarımı yapılmıyor ve dolayısıyla Sayıştay diyor ki ben bunlar üzerinde denetleme yapamıyorum. Şimdi baktığımızda kadrolara niye AKP'lilerin getirildiğini, niye kadroların yeterli teknik elemanlarla donatılmadığını herhalde anlıyoruz. Herhalde anlıyoruz. Bu böyle olmaz. Şimdi bakıyorsunuz, neyle kalkınma sağlanacak? Turizm, tarım, hayvancılık gibi şeylerle. Turizmi yeşil yollarla, betonlaşmayla batırmış durumdasınız. Turizm nasıl gelişecek? Turizmin gelişmesi mümkün olmadığı gibi TÜİK verilerinden elde ettiğim verilere göre de sürekli olarak bölgedeki büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan sayısı, tarımla uğraşanların sayısı, tarım alanları azalmış durumda. Peki siz bu durumda neyin projelerini hazırlatıyorsunuz? Neyin bütçesini ayırıyorsunuz? Nerelere de bu paraları ödüyorsunuz? Bunu anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla yapılan bu çalışmaların hiçbiri bölgedeki ilkelerin, bölgedeki illerin gelişim seviyesini arttırmadığını görüyoruz. Aynen Sayın Tanal'ın söylediği gibi ne iller bazında ne ilçeler bazında yapılan bu projelerle hiçbir kalkınma sağlanmış değildir DOKAP bölgesinde. O zaman
Buyurun. Onu anlamam mümkün değil. Şimdi değerli arkadaşlar, geçenlerde burada konuşmasını çok zor şartlar altında yapan, hayatını adadığı Filistin davası için son sözlerini söyledikten sonra hayatını kaybeden Sayın Saadet Partisi Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in sözleriyle bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.